Anka Park meselesi. Ankapark 750 milyon e, dolara mal oldu biliyorsunuz. Ankapark 750 milyon dolara mal oldu. Ve şimdi de kapatıldı. Bir tane bekçi kaldı. Evet hemen ne gördük biz? Hemen e, iktidar yandaşlarının şunu e, dediğini e, gördük. Efendim e, Mansur Yavaş e, yüzünden olmuş falan falan bütün bunlar. Hayır öyle değil. Hatırlarsanız iktidar halkın oyuyla seçilmiş olduğu için orada oturan ki orada da ciddi şaibeler vardı biliyorsunuz. E, sayın e, Gökçe'nin se e, se son seçim seçilmesinde ama sonuçta seçim sonucunu YSK kesinleştirdi ve hepimiz de bunu kabul ettik. Biliyorsunuz görev serisi dolmadan İstanbul'da, Balıkesir'de, e, Ankara'da belediye başkanları istifaya zorlandılar. E, hani sandık kutsaldı? Hani halkın iradesine saygı duymak lazımdı? İki, bu adamlar neden görevden alındılar? Biz mesela bilmiyoruz şu anda. Bu adamlar neden istifaya zorlandılar? Yolsuzluk mu yaptılar? Neydi? Başarısızsa biz oy vermezdik. Eğer başarısızsalar ya da siz aday göstermezsiniz. Ama seçilmiş bir insan neden zorlanmıştı? Peki, bunun ardından ne oldu hatırlarsanız? Bunun ardından Melih Gökçek ayrıldıktan sonra, yani Sayın Gökçek ayrıldıktan sonra, evet dostlarım Sayın Gökçek, ben Sayın Gökçek'in arkadaşı değilim. E, Sayın Gökçek de benim arkadaşım değil. Kendisini tanımam. hiç bir araya gelmedik. Sohbetin bir araya gelmiş olsak bile arkadaşım değil. Dolayısıyla Sayın e, Gökçek. Biliyorsunuz o zaman bir atama e, yapıldı. E, AKP tarafından. Yani AKP tarafından dediğimiz. AKP'de bir para e, yok zaten. E, ne var? İşte Sayın Gökçek'in yerine e, Sayın Erdoğan e, bir atama yaptı. O zaman bu çok da tartışıldı hatırlayacaksınız. Hatta Melik Gökçek de zarar açıklandıktan sonra benim dönemimde zarar yoktu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın atadığı Mustafa Tuna kaynaklıydı o zararda dedi. Mustafa Tuna'yı atadı. Mustafa Tuna AKP'nin belediye başkanı olarak oraya geldikten sonra o süreci hepimiz biliyoruz, hepimiz yaşadık. Sayın Gökçe'nin nasıl direndiğini de biliyoruz ayrılmak için. Ayrıca Balıkesir Belediye Başkanı nasıl ağlayarak canlı yayınlarda istifa ettiğini de hepiniz hatırlıyorsunuz. Sayın Tuna geldikten sonra Anka Park ve Kanal Ankara projelerini hemen öncelikli olmaktan çıkardı. Zaten ne kadar para harcandığını da biz Sayın Tuna döneminden öğrendik. Ardından Sayın eee Gökçe'nin çeşitli spor kulüplerine tahsis ettiği, 25 yılına bedelsiz tahsis ettiği 7 spor tesisini sözleşmesini iptal etti yani tahsisini iptal etti. Bunları gene AKP'li olan Mustafa Tuna Sayın Tuna yapmıştı. Yani Anka Park'ın kapatılması işte efendim AKP olsaydı kapatılmazdı şeklinde söylenebilecek veya savunulabilecek bir şey değil. 750 milyon dolar dostlarım. 750 milyon dolar Ankara'da demire, betona, garip garip bir takım dinozor e, ve çeşitli hayvan e, heykellerine aktarıldı. Bunları kim yaptı? Bu ihalleri kim aldı? O 750 milyon dolar kimlere verildi? Bunların hesabını sormamız lazım. 750 milyon dolar ne demek? Ben size hemen söyleyeyim. En çok verdiğim örneği tekrarlayayım. Hindistan, Mars'ın yörüngesine yolladığı Mangalyan uydusunu 74 milyon dolara, 74 milyon dolara mal etti. Mars'ın yörüngesine 10 tane uydu yerleştirilebilirdi 750 milyon dolara, 740 milyon dolara mal oldu. Bize 740 milyon dolara mal olurdu Mars'ın yörüngesine 10 tane uydu göndermek. Hindistan aynı zamanda Ay'a da iki uydu gönderdi. Bir tanesi yörüngeye girdi, biri yüzeye inerken düştü. Bütün bu projelerin hepsinin, Hindistan'ın uzay programının yıllar içindeki maliyetini biliyor musunuz? 500 küsur milyon dolar. Yani Anka Park'a harcanan paranın üçte ikisi kadar. Anka Park'a harcanan paranın üçte ikisi kadar bir paraya bütün dünya şu anda Türkiye'yi konuşuyor olabilirdi. Türkiye'nin bir uzay programını konuşuyor olabilirdi. Hem de şimdiki gibi öyle hani e, küçümseme, küçümsemeyeyim bir şey demeyeyim. E, gene de mutluyum, gene de yapılsın, gene de başka yere harcanacak paralar oraya harcansın. Türkiye Uzay Ajansı'na harcansın. Çünkü zaten onlar başka bir e, yerlerde nerelere gideceğini hepimiz biliyoruz. İnşaat projeleri şuraya buraya gidecek. Ama banka parka harcanan parayla Mars'ın yörüngesine 10 tane uydu koyabilirdik. Bunu bilin. Bir kere bunu bilin. Ve bizim o kadar çok akla ve bilime ihtiyacımız var ki, o kadar çok yatırıma ihtiyacımız var ki bu paraların sokağa atanlardan bugün hesap sormazsanız yarın da hesap sormayacaksınız. Önemli bir kısmınız genç biliyorum. Gençler size şunu söyleyeyim. Eğer bugün Anka Park'a harcanan 750 milyon doları sormazsak hesabını yarın Kanal İstanbul'a harcanacak ve bize hiçbir faydası da olmayacak. 75 milyar liranın ki çok daha fazlasına mal olur. Hesabını da soramayız. İşte efendim 3. köprü için harcanan paraların hesabını da soramayız gereksiz yere. Hazineden aktarılan ve geçmeyen araç başına bütün bu yapışlet devletlere ödediğimiz paraların da hesabını soramayız. Eğer bu hesap sorma kültürünü biz ödeyebilirsek eğer becerebilirsek e, bunu bu hesap sorma işini bundan sonra hiçbir Türkiye'yi yöneten hiçbir siyasetçi bize şunu yapamaz. Efendim bu paraları böyle istediğim gibi harcadım. Ben ülkenin iktidarıyım. Ben ülkenin başbakanıyım. Ben ülkenin cumhurbaşkanıyım. Ben ülkenin şu bakanıyım, bu bakanıyım. Hesap vermem. Hayır. Hepiniz hesap verirsiniz ve vermek zorundasınız. O yüzden de bizim bu hesap verme kültürünü yerleştirebilmemiz lazım. Sürekli olarak son 5 yılda tekrarladığım bir şeyi tekrarlayayım. Kulla vatandaş arasında fark vardır. İnsanların eğer inanıyorlarsa kime biat edecekleri belli. Vatandaşların ne yapacakları da belli. Kul biat eder, vatandaş hesap sorar. Yeni bir İngiltere tarihi okuyorum. Magna Carta bölümünde çok önemli bir şey var. Kralın yetkilerinin sınırlandırılması ve hukuka müdahalesinin kısıtlanması. Çeşitli dönemlerde bu aşınmış İngiltere'de. Kral bu hakları aşındırmış, bazı dönemlerde daha güçlenmiş falan. Ama... Şu önemli bir şey. Kralın yetkileri sınırlanmış. Magna Carta'yı biz bir demokrasi belgesi olarak okuruz. Ama Magna Carta'nın en önemli özelliklerinden biri kralın vergi koyma hakkını, istediği vergi alma hakkını sınırlamasıdır. Vergi, bütçe meclisin en önemli, en güçlü olduğu yerlerden biridir en çok önemli, demokrasinin en temel özelliklerinden biri meclisin vergi koyma ve bütçeyi denetleme görevidir. Bugün Türkiye'de meclisin geldiği yer belli. Anayasa değişikliği yapılırken, Türkiye tek adam yönetimine ittirilirken bu anayasa değişikliği, Türk tipi başkanlık sistemiyle en önemlisi neydi? Meclis devre dışı kalacak dediğimizde hayır efendim meclis daha güçlü konumda olacak denilmişti. Bugün meclisin ne halde olduğunu hepimiz görüyoruz. Meclisin yeniden güçlendirilmesi bizim için önemli bir şey. Çünkü vatandaş olarak hesap sorabileceğimiz bir yere ihtiyacımız var. Bizim adımıza ülkeden, ülkeyi yönetenlerden kimse onlar. Bugün AKP, yarın belki başkası. Hiç önemli değil. Hesap sorulabilecek bir sisteme ihtiyacımız var. Hesap vermeyenler demokratik bir seçimle geldiklerini iddia edemezler. Hepimizin hesap sorulabilir bir sistemi savunmamız lazım. Bunu da bir kenara yazın. Anka Park'a harcanan 750 milyon doların da hesabını sormamız lazım. Niye kardeşim benim paramı. Bu arada şunu da söyleyeyim. Benim param bilime harcanmış olsaydı bu 750 milyon dolar bundan bir ürünü çıkıyor çıkmıyor falan hiç o mühim değil. Bugün çıkar yarın çıkar öbür gün çıkar 5 yıl sonra çıkar. Ama Anka Park orada çürüyecek paslanacak başında bir bekçiyle geri kalan 100 kişi işten çıkarılmış. E şimdi bu yatırımı yapanlara sormayacak mıyız? Bunu niye yaptınız siz? Niye yaptınız diye. Neden bu harcamayı yaptınız diye. Bilmiyorum sosyal medyada görüyor musunuz? Son olarak bunu da söyleyip bitireyim. Bir rektörden bahsediyoruz. Hangi rektörden bahsediyoruz? Veterinerlik bir profesör, veterinerlik fakültesi de hoca yani bir profesör uzmanı veteriner hekim uzmanlık alanı ve 3 ay meslekten men edilmiş. Meslekten men edilmiş. Neden meslekten men edilmiş? efendim hileli ya da yasal derece tahşişli olan bir sucuk üretip satmış öyle bir şirketin yöneticisi pozisyonundaymış. Kim olduğunu biliyorsunuz. Adam Menderes Üniversitesi'nin yeni atanan, Cumhurbaşkanı tarafından yeni atanan rektörü. Sosyal medya hesabına girin Profesör Doktor Osman Selçuk Aldemir'in. Orada iki tane şey görüyorsunuz. Bir tanesi Sayın Binali Yıldırım'la yan bir fotoğraf. Arkada Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine imzalı verdiği bir fotoğraf imzalayıp verdiği bir fotoğrafı kocaman oraya arkaya koymuş adıyla imzalamış Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi ya bir rektör atanırken bir soruşturma yapılmıyor mu? Yapılmıyor mu? Bizleri sormuyor mu? Bu adam Sahtekarlıktan, bu adam kolibasilli, sucuk sattıktan, meslekten men edilmiş, Türkiye'de rektör olabilecek başka akademisyen kalmadı mı? Kalmadı mı? Bu, bu bizim için önemli ve e, bence bir sormamız gereken. Ondan sonra eğitimden şikayet etmeye, ondan sonra bunlardan e, şikayet etmeye hakkımız yok. Bir kere bunu e, bilin. E, Sayın Aldemir'in e, İstanbul seçimlerinden sonra Aydın'a giden Bineli Yıldırım geldiğinde yaptığı iş ne olmuş? İlk işleri icraatlarından biri ne olmuş? Üniversitenin spor kompleksinin adını Bineli Yıldırım Spor Kompleksi olarak değiştirmek. Bunlar icraat değil. Yenisini yapabiliyor musunuz? Öğrencilere burs verebiliyor musunuz? Üniversitenizi sıralamada yukarı taşıyor musunuz? Bilimsel başarı alanında yukarı taşıyor musunuz? Bir lütfen onları görebilir miyiz? Bunları yaşayabilir miyiz? Bütün bunların altında bir şey yatıyor. Bütün bunların altında demokratik olmayan süreçler yaşıyor olmamız yatıyor. Bunu da unutmayalım. Pazartesi günü yayında enflasyon konuşacağız biraz. Enflasyon sepeti değiştirildi. Enflasyon sepetinin içinde ağırlıklar değiştirildi. Ve bir de önemli bir şey yapıldı. Nelerin fiyatı artıyorsa, nelerin fiyatı tehlike oluşturuyorsa onların oranları değiştirildi. Bu şekilde enflasyon düşürülemez. Düşürülse de ben pazara gidiyorum. Çarşıya gidiyorum. Deminden beri yazılanları burada merak etmeyin hepsini görüyorum. İşsizim iş bulamıyorum, korkuyorum yazıyorsunuz. Herkes korkuyor. Herkes korkuyor. Neden acaba insanlar işsiz kalmaktan bu kadar korkuyorlar? İşsiz kalmaktan korkuyorlar. Çünkü dışarıda nasıl bir hayat olduğunu biliyoruz. Dışarıda nasıl bir hayat var? Hepimiz biliyoruz. İnsanlar iş bulamıyorlar. İnsanlar meclis önünde, valilik önünde eylemler yapıyorlar. Son olarak AKP'nin bizzatihi partinin kendi e, toplantısında cumhurbaşkanına çocuklarım aç, işsizim e, denildi. E, bugün de tutuklanmış e, gördüğüm kadarıyla e, beyefendi. E, artık memlekette açım da demeyeceksiniz. Hepiniz çok e, toksunuz. İşte Bankalar kanunu değiştiriliyor. Söyleyeceklerimize sınırlar getirilmeye çalışılıyor. Ben de ekonomi çok güzel diyeyim. Ekonomi kötü değil. Ekonomi çok iyiydim. Siz de işsiziz ama mutluluktan işsiziz deyin. İşte açlar desinler ki diyet yapıyoruz biz. Aslında aç değiliz. Çok iyi durumdayız. Diyet yapıyoruz. İncelmek için bunu yapıyoruz. İşte Çocuğuna verecek parası olmayanlar da artık ne diyecekler onu da bilmiyorum. Onlar da bunu söylesinler. Hatırlayın soğan patates kuyruklarında varlık kuyruğu demiştik. İnsanlar varlık yüzünden, çok varlıklı oldukları için kuyruğa girelim, buralarda dikilelim. Sisi'nin Mısır'da yetiştirdiği çürük çarık soğanları alalım diye kuyruğa giriyorlar. Varlık yüzündendi onlar da hepsi. O yüzden böyle dediğimiz için, yani böyle diyerek kendimizi kandırmaya, böyle dediğimiz için ekonominin iyi olacağını düşünmeye devam edelim. Mesela ben son yayınımın altında yazılanlara baktım. Mümkün olduğunca sizin yazdıklarınıza yanıt vermeye, yanıt yetiştirmeye çalışıyorum. Birisi şey demiş, efendim ben provokasyon olsun diye söylüyormuşum bunu. Ya söylediğim Rakamlara itirazınız varsa iki şey söyleyebilirsiniz. Ben hep verilerle konuşuyorum biliyorsunuz. Bir takım datalara dayanıyorum ekonomik konuşurken bir takım datalara dayanıyorum ve kaynağını da söylüyorum. Türkiye İstatistik Kurumu, Merkez Bankası, Hazine, Dünya Bankası imeti neyse onlar çoğunlukla Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası'nda dayanıyorum biliyorsunuz. Siz bana iki şey söyleyebilirsiniz. Bir, bu veriler yanlış diyebilirsiniz. Ben verinin kaynağını söyledim. Siz de başka veri gösterin. İkincisi, buyurun. Bana diyebilirsiniz ki veri doğru ama sen yan, yanlış yorumluyorsun. O zaman yanlış yorumlayın. Ben dedim diye ekonomik kriz olmaz. Ben dedim diye enflasyon patlamaz. Ben dedim diye dolar kuru yükselmez. Ben dedim diye Türkiye zora girmez. Ben dedim diye işsizlik artmaz. Ama Ülke kötü yönetildiği için işsizlik olur. Ülke kötü yönetildiği için kur fırlar. Ülke kötü yönetildiği için ekonomik kriz olur. işsizlik olur. Enflasyon olur. Bunlar ülke kötü yönetildiği için olur. Ben ya da başka bir iktisatçı ya da başka bir gazeteci dedi diye olmaz. Birileri söyledi diye olmaz. Birileri protesto etti diye ülke kötüye gitmez. Öyle gitseydi Fransa batmıştı. Fransa'da neredeyse her gün bir yerde grev var. Fransalar her gün sokaklardalar. Fransalar her gün şikayetçi, vırvırcı bir halk. Hiçbir şeyden memnun olmayan bir halk. Dolayısıyla on, öyle olsaydı onların ülkesi batmıştı. Fransa'nın refah seviyesine gelelim. Ben hemen susacağım. Bir yarınız olsun istiyor iseniz, ülkemizin bir yarını olsun istiyor isek hesap sorma kültürünü biat kültürünün yerine getirmemiz lazım demokrasinin temeli de budur hesap sormadır zaten pazartesi günü buluşalım şu enflasyon hesabına bir bakalım ondan sonra da bir vergi yayını yapmak istiyorum size biraz vergi meselesini anlatmak istiyorum bu vergi meselesi önemli bir mesele e, vergi meselesini biraz daha e, konuşmamız lazım çokça vergi veriyorsunuz karşılığını alıyor musunuz? Nerelere nasıl vergiler veriyoruz? Bunu bir uzmanla beraber çok beğendiğim, çok saygı duyduğum bir uzmanla beraber pazartesi konuşacağız. Çok teşekkür ediyorum benimle olduğunuz için. Hoşçakalın.